Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bölümde araştırmacı yazar Hüseyin Naim Güney bizlerle birlikte olacak. Geçmişten günümüze orduya kazandırdığı eserleri konuşacağız ama önceliğimiz iki yeni eser olacak. Bunlardan biri Ordu'dan Portreler, bir diğeri de Erken Cumhuriyet yıllarında Ordu Vilayeti. Cuma günü bir imza günü de gerçekleşecek. Her birini detaylandıracağız ancak öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin böyle bizlere desteğiniz bizleri çok bahtiyar ediyor, mutlu oluyorum. Çünkü yayınlarımızı, çalışmalarımızı sosyal medyanın yanında ulusala hitap eden sizin televizyonunuz kanalıyla duyurmaktan çok mutluyum. Bizler de sizleri, sizin gibi değerli insanları ağırlamaktan çok onur ve gurur duyuyoruz. Şimdi tabii geçmiş yıllardan bu yana nice eseri kazandırdınız orduya. Hatta pek çok belki de akademik esere de kaynaklık ediyor şu anda. Ama iki yeni eserle karşımızdasınız şimdi. Evet. İlk önce bunlarla başlamak istiyorum. Bu yeni kitaplarla, hani çiçeği burnunda kitaplarla. İsterseniz önce Ordu'dan Portrelerle başlayalım. Çıkış amacı neydi? Nasıl bir motivasyonla başladınız ve içeriğinde neler var? Şöyle diyelim, Ordu'dan Portreler bir anda yazılacak bir kitap değil. Yıllar boyu ben bu Ordu'da iz bırakmış, marka değer taşıyan bir sürü portreyi daha önceki gazetelerde, dergilerde, birçok basın kanalıyla yayınlamıştım. Ama daha uzun ve detaylarıyla anlattık bir dergide bir portrenin ismi. Zikrederken sadece hayat ve biyografik bilgileri değil. Tabii bunlar da çok büyük ilgi gördü. Bu da bizi motive etti. Bu destekle o zaman için yazılması gereken orduya katkıları olmuş. Ekonomisine, sporuna, sanatına, kültürüne, her türlü siyasetine, yaptığı bayındırlık hizmetleriyle işte bir belediye başkanı, herkesi kayıt altına alıp bir kitap altında toplama düşüncem uzun yıllardır vardı. Ancak şimdi fırsat geldi. Tabii daha disiplinli, daha biyografik esaslara uygun çalışma yapmaya uğraştım, emek verdim. Sonuçta tarafsızca yaptıkları güzel şeyleri daha çok paylaşarak, yaptıkları hizmetleri kayıt altına alarak gelecek nesillere bir kılavuz olsun, rehber olsun. İnsanlar bu kitaplardaki şahısları hayatlarına okuyarak örnek alsınlar. Evet, o portrelerden birkaçı da şimdi ekranlarda evet. Bir yandan da. İsterseniz kitabı da şöyle bir gösterelim Hüseyin Naim Bey. Evet, şimdi bu Ordulu Portreler kitabında 171 tane değerli portre var. Şuna eminim ki ordular içinden bana tepki gösterenler de oluyor. Ya sadece 171 kişi mi? Belki daha çok var. Belki ona inanıyorum. Burada unuttuğumuz, atladığımız veya önceden çalışmadığım, hazırlamadığım portreler de zaman zaman karşılaşıyorum ve sonra tüh be diyorum. Keşke bunları da koysaydım diyorum ama diyorum onlar da zamana. Bunun da inşallah ikinci cildi çıkar veya başka bir arkadaşımız bunlardan yola çıkarak yeni çalışmalara imza atarlar. Bu sadece bu kitap geçmişteki büyüklerimizin yaptığı çalışmaları bir çatı altında topluyoruz. Sadece hayatlarını anlatmıyoruz. Ordu'da yaşamış oldukları geçmişteki sıkıntılı günler olur, işte yapılması gereken hizmetler olur. Her türlü faaliyetlerini kayıt altına almış bulunuyoruz. Bunlarda isim zikretmemin bir sakıncası yok. Aklıma ilk gelen, herkesin tanıdığı o Ordu'da portreler mesela bir zamanlara damgasını vurmuş ordunun Osman Hilmi Memecan gibi bir doktoru, Abdurrahman Gencel gibi bir başhekimi var. İşte bir zamanlar hepimizin tanıdığı diş hekimleri Avni Ersoy var, Muzaffer Altınel'in hayatı var.
Bir zamanlar Güzide Taranoğlu şairin eşi Doktor Bilal Taranoğlu Gülyalı milletvekili yapan doktorumuz var. Ordunun ilk eczacılarından Haydar Or var. Şükrü Deniz var. Onlar Hasan Fehmi Akdağ var, Gündüz Çelebioğlu var, Doktor Fahrettin Önsel var. O kadar çok değerli şahsiyetlerin hayatlarını ben zaman içinde hem sosyal medyada, hem kitaplarda, hem dergilerde, gazetelerde evet. paylaştıklarımı bu kitap çatısı altında bu kentin yaşayan bir ferdi olarak kayıt altına aldım. Yine bu kitapta ayrıca Bilal Köy'den var gazeteci. Güzel Ordu Gazetesi'nin tahta matbaasıyla Türkiye gündeminde yerini alan evet. Uzun yıllar çıkardığı... Hatta basın müzesiyle şimdi adı evet, da yaşatılıyor. Ali Rıza Gülsoy'u tanırsınız muhakkak. O da Gürses Gazetesi ve Ordu'ya belediye reisliği yaptığı 50'li yıllarda. İşte Ordu Sesi, Türbün Gazetesi, Rıza Şimşek, Tunca Rengin bir dönem Karadeniz 52 Gazetesi'ni çıkaran. Bunların yanında üstadımız Sıtkı Çevik'i geçmeden olmaz. Evet. Sıtkı Can gibi bir duayen öğretmen, tarihçi, onun hayat hikayesi var. Yine iş insanlarımızı şöyle bakarsak, Hasan Çebi var, Halit Gürsoy var, yine Feyzullah Engült var ve bugün sokağa ve ismini veren Ahmet Cemal Madem var. Yine bu her zaman tanıdığımız, yakından tanıdığımız, rahmetli Namık Altaş abimizin hayat hikayesi var. Sebahattin Köksal, İbrahim Aydın gibi bir döneme damga vurmuş iş insanları var. Kahraman Sara gibi bir marka değer var. Yine siyasilerimizde çok bir dönem ordunun her türlü parti faaliyetleriyle, orduya katkılarıyla Kemal Şensoy, İbrahim Köksal, işte Hamdi Maden, Hüseyin Olgun Akın var. Spor dediğince aklımıza gelen ordunun sporunda duayen isimlerden Ali Ataoğlu var. Necip Cemal Gökalp var. Ordu Spor Teknik Direktörlerinden. Yine öğretmenlerden meşhur o dönem ilk orduya özel okulları müdürü olan Şakir Çoruk var. Daha geçenlerde vefat etmiş ünlü İngilizce öğretmenimiz Sevinç Özel'in hayat hikayesi var. Aydın Üstüntaş gibi bir tiyatro duayenlerimiz Uğur Gürsoy'un hayat hikayeleri var. Yine tiyatro ve sanat dünyası ile ilgili Namık Senih Mayda gibi ve tiyatroya hizmet vermiş Mustafa Gencer gibi birçok değerlerimizi bu kitabın bünyesine aldık. Yine el becerileriyle yaptığı maket gemilerle rahmetli Ekrem Akdeniz abimizin hayat hikayesi var. Yine bir döneme Ordu'da ilk taksisiyle, otomobiliyle Çambaşı'na çıkıp ilk bir iki gerçekleştirmiş Yılmaz Eren rahmetli abimiz var. Bir dönemin ordunun mozaiklerinden Hrant Bakır, Haris Etçi gibi, Dikran Toraman gibi büyüklerimiz var. Bir zamanlar fırınlarıyla, işletmeleriyle hizmet eden Nazif Arollar var. Tabelacı Aziz Ateş var. Ordunun bir dönem sosyal dünyasına damgasını vurmuş siyasi dünyası Fahri Çelebi var. Yani böyle saymakla bu gece bitiremeyiz, evet. bugün bitiremeyiz. 170'in üstünde portreyi işte bu kitaba kayıt altına evet. aldık. Allah gani gani rahmet eylesin elbette ki her birine. Çok değerli isimlerden bahsettiniz, isimlerini saydınız, saymadınız. Herkes orduya nice yatırımları kazandırdı, nice yenilikleri kazandırdı. Her biri çok değerliydi. Şimdi bunlardan yine devam edecek olursak, detaylandırmışsınızdır kitabınızda da oradan da detayları paylaşalım, nüansları paylaşalım sizlerle birlikte. Mesela hangileri ön plana çıkıyor, neler yapılmış orduya bu noktada? Şimdi burada mesela çok etkilendiğim portreler var. Dediğim gibi geçmişten beri yaptığım araştırmalarda en büyük kaynaklarına ulaştığım gazetelerimiz var. Bunlar Milli Kütüphane'de olsun, bir kısmı buradaki kütüphanelerde olsun. O gazeteler bizim için birer kaynak. Biz evet. tabii bunlardan, o kaynaklardan beslenerek bunları toparlayıp kitap yapabiliyoruz. O gazete bilgilerini teyit ederek, diğer kaynaklarla karşılaştırarak, doğruluk derecesini bularak bunları kitaplarımıza koyuyoruz. Bunların içinde bir dönem çıkardığı Tekamül Gazetesi ile Türkiye'de basın ödülü alan, 1933'teki 500 lira gibi büyük bir rakamla ödül alan,
26 sayfalık bol fotoğraflı Tekamül Gazetesi'ni yayınlayan Ali Rıza Gürsoy'u unutamıyorum. Onun elindeki yayınladığı gazeteler, yazdığı makaleler, fındığa karşı yaptığı mücadeleler, tabii basın yoluyla. Evet. Onları okudukça, onları paylaştıkça kitaplara koymamız gerekiyor. Bir fındık tarihçesi yazıyoruz. Makale ve bilgi lazım. Gürses Gazetesi'ne, Ali Rıza Gürsoy'a ihtiyaç duyuyoruz. Yine biraz daha ordunun dışında Uzunisak nahiyesinde gazetesini basan rahmetli Bilal Köy'den de aynı şekilde bizim için çok önemli kaynak. Ve bunlar çok evet. önemli. Yine sanayileşmeye geçtiğimizde o süreçte de bir dönem fındığı katma değer yaratan, 1964'te fındığı kavurarak kavanoza koyan, poşetleyip bunu artık fındık kaderini sadece mavnalarla açıkta bekleyen gemilere giden sadece kabuklu bir fındık ihraç metasını, zincirini kırıp fındığı artık kavanozda ezme olarak satan Kahraman Bey ve çocuklarını çok detaylı araştırıyorum. Onları toparlıyorum. İnşallah ileriki yıllarda ömrümüz yeterse fındık İnşallah. Tarihi ve sanayisini Ordu'da toparlamaya çalışıyorum. Bitiremedik. O da hakikaten çok etkili. Şeylerimiz, sanayicilerimiz için de hangi birini sayayım? Dönemlerinde fındık ticaretini Kahraman Sağra ve çocukları Ünal Bey ve Yener Sağra'dan sonra işte ikinci markamızda Halit Gürsoy'un fındıkla ilgili uğraşıları, sanayileşme çabaları, katma değer ve çikolata sanayine katkıları bulunuyor. Böyle bayağı marka var o yıllarda ama zaman içinde bunların çoğu eleniyor. Bugün maalesef Ordu bazında şehir merkezi olarak diyorum, Ünye Fasa'yı katmazsak çok yani sayıda markamız kalmadı. Evet, geçmişten günümüze kadar taşınabilen. Evet, 2-3 kuşaktır devam eden marka sayısı çok az. Bunlar tabii bizim için çok önemli. Bir de spor deyince aklıma gelen ve hiç unutamadığım Ali Ataoğlu. Ve o dönem Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan beri sporun içinde bir marka değer olan Ali Ataoğlu'nu yine buradan hayırla yad ediyoruz. Ali Ataoğlu'nun futbol sevgisi, futbolu kurumsallaştırma çabaları ve Orduspor'un kuruluşunda gönülden katkıları. Evet. O dönemde İbrahim Köksal'ın ilk kurucu Orduspor Kulübü Başkanı olduğu hikayeyi çok önemsiyorum. Onlar Ordu'daki spor mazi tarihinde mümtaz yerlerini aldılar ve böyle kitaplarımızda devamlı onları gösteriyoruz, yaşatıyorsunuz, yad evet. ediyorsunuz. Şimdi az önce satır arasında bir cümle kullandınız. Onunla ilgili bir düşünce geldi aklıma. Dediniz ki belki ikinci baskısını yaparız. Bazı vatandaşlar benim annem, benim babam neden yok dedi dediniz. Belki bir ikinci baskı ben olmasam bile çıkabilir dediniz. Sizin bir velahtınız var mı bu noktada emanet edebileceğiniz? Onu zaman tayin edecek. Çok değerli araştırmalar yapan veliaht demeyelim de arkadaşlarımız var. Bunun benzerini yapanlar var çalışmalarını. Fakat onların tarzı daha farklı. Daha çok ayakta yaşayan insanları da kaydetmeye çalışıyorlar. O da bir hizmet ama biraz netameli, sıkıntılı. Yaşayan insanın hayatını kitaba koymak bence biraz cesaret istiyor. Evet. şöyle cesaret dediğim yani kötü anlamda demedim. O zaman herkes yazılmak ister. En azından tarihe mal olmuş, vefat ettikten sonra unutulmayan, sokaklara, caddelere adı konan insanlar. Mesela gazeteci Erol Ataşan. Çok bulvarı var. Evet. Çoğu gencimiz ya bu Erol Ataşan kim dediği zaman bu kitabın içinde Erol Ataşan'ın mazisini, hayat hikayesini okumalı. Bugün yaşayanı koyarsak o zaman diğer gazeteci ben de yazacaksın diyor. Evet. O kadar çok yazılacak insan var ki. Doğru. Biz de bunları veliaht demeyelim de bu çalışmalara örnek olarak, kılavuz olarak, büyükleri olarak bunu
örnek olarak yaptık. Bundan sonra da inşallah daha yenileri inşallah peşinde gelecek. Şimdi 2017 yılından beri nice eseri kazandırdınız Ordu'ya ve pek çoğu da Ordu'nun tarihine dayalı, işte gerek görsellerle desteklediğiniz eserler. Ancak şunu soracağım, şimdi yeni bir eserle karşımızdasınız. İlk andaki heyecanınızı taşıyor musunuz bu kitap içinde? Nasıl bir teşekkür duygu? Teşekkür ederim. Zaten o heyecanı taşımasak bu kadar çok üretken olmayız. Şimdi bana çoğu insan diyor ki, ya ne kadar çok kitap basıyorsun, ne kadar çok sık yayın yapıyorsun. Ya o kadar çok Ordu bazında eksik var ki, şimdi bizim kentimizin mazisini, tarihini zannediyorlar ki hep Osmanlı dönemi. Evet. Bugünü yazmak, işte dediğim gibi 50 sene önceye yazmak, Cumhuriyet 100 yaşına geldi. İlk Cumhuriyet'in erken yıllarını kayda altına almak bile gelecek kuşaklara teslim edecektir. Bu evet. Potreler de yazılarak ölümsüzleştiriliyor. Bunların yani muhakkak bugün de yaşayan bir marka değerlerimiz de rahmetli olduğunda 20 sene sonra da bir Naim Güney'de açacaklar. Bunları kitap haline getirecek. Evet. Benim bu yaptığım çalışmalar üniversitelerimizde çoğu yerlerde kaynak kitap olarak tez yapan gençlere, akademik çalışma yapan öğretim üyelerine birer kaynak oluyor. Evet. O yüzden amacına ulaşıyor. Belki yakın tarihi, evet şöyle, yakın tarihi hepimiz hafızamızda tutuyoruz ama gelecek nesiller ne yapacak bir kaynak bırakmadıktan sonra, bir eser bırakmadıktan sonra, değil mi? Sizin gibi değerli isimler de bunlara öncülük ediyorlar. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, biz bir kültür hizmeti yapıyoruz. Yani bunu biz tabii tek yola çıkmadık. İşte bize destek evet. veren arkadaşlarımız oldu. Biz tabii bunları daha çok ete kemiğe büründürdük. İşte dediğiniz gibi heyecanımızı katlayarak bir hazine keşfetmiş gibi yeni bir eser üretmek. Yani bir annenin çocuğunu büyütmesi gibi. Bunlar tabii ileriki zamanlarda değerleri daha çok aranacak. Bugün nasıl biz rahmetli olan Sıtkı Çebi'nin eserlerini koşarak, sarılarak araştırıyoruz, severek okuyoruz, onlardan ilham alıyoruz. İşte temennimiz bunların her bir potreden, her birinden ayrı bir kitap olsa keşke. Yani evet. 170 tane kitap çıkabilecek kadar değerli potreler. Şimdi rahmetli Namık Altaş'ın hayat hikayesini yazarken tüylerim diken diken oluyor. Onun çıktığı yolu görüyorsunuz, yaptığı mücadeleyi görüyorsunuz. Namık Altaş'ın genç yaşta beklenmedik bir şekilde vefatıyla olan süreci, devam eden kuşakların mücadelesini görüyorsunuz. Ya burada mesela içinde bulunduğumuz soya fabrikasının tarihi bile bu dönemde daha anlamlı hale geldi. Daha modern ve katkı veren, ülke ekonomisine destek veren bir hale geldi. Ama bunun altında Namık Altaş ve kardeşlerinin, abilerinin mücadelesi var. Bunları görmezden gelemeyiz. Bunları kayıt altına almazsak eğer, gelecek kuşaklar bunların nasıl olduğunu farkında olmadan ellerinde cep telefonlarla hayatlarını sürdürmeye devam evet. edecekler. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Ordu tarihiyle, işte böyle değerli isimleriyle bir hazine mi? Yoksa her ilin kendi içerisinde böyle hazine barındırdığını mı düşünüyorsunuz? Ordu'yu ayıran farklı bir nokta var mı? Şöyle diyeyim, Ordu'yu ayıran farklı nokta muhakkak var. Ama her il kendi içinde kategorik olarak benim işte yaptığım tarzda her türlü bölümlerini incelemeye değer buluyorum. Mesela ilerideki yıllarda yayınlanacak olan potreler gibi biriktirdiğim Ordu'nun sağlık hikayesi var. Ordu'nun sağlık hikayesini şu anda tamamladım. Tabii yayınlanması için muhakkak maddi külfeti çok. Evet. Bunlara desteğe ihtiyacı var. Sanırım yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi veya işte Altınordu Belediyesi evet. bu kitaplara yayınlanmasına sahip çıkar. Ben bir evet, şey beklemiyorum. Yerel yönetimlerin desteği şart. Yani şöyle, tabii sağlık tarihçesinde bugünkü şartları pandemiyi bile yazsanız, 50 sene sonra pandemi evet. dönemini kayıt altına almamız lazım. Yani her vilayet kendi içinde araştırmaya değer. Farklı dinamikleriyle. Evet. evet. Giresun'da öyle. Ama ortak değerlerimiz var. İşte bir fındık paydası gibi. Benzer yaşam hı-hı. kültürlerimiz gibi. Ama biz daha farklıyız. Bizim Ordu'nun yeri Orta Karadeniz'de özel. Evet. Şimdi Ordu'dan potrelerle ilgili son görüşlerinizi alıp o konuyu kapatıp bir sonraki bölümde de diğer kitabınızı konuşmak istiyorum. Son olarak neler söyleyeceksiniz?
Temennimiz ordunun potrelerinin cuma günü yapacağımız imza gününde Yalı Camii'nin karşısındaki ikinci kattaki kitap evinde yapacağım imza gününde gereken desteği bulmasını temenni ediyorum. Tabii ki ekonomik şartlar malum. Kitaplar maliyetli, pahalı gelebiliyor insanlara. Onu da anlayışla karşılıyorum ama her ordulunun kütüphanesinde bulunması lazım. Bunu Büyükşehir Belediye'mizde alıp işte bir takım kütüphanelere, okul kütüphanelerine bağışlamasını temenni ediyorum. Çünkü bu potreler içinde yarın arayıp da bulamayacağınız çok değerli şahsiyetler var. Bunlar orduya iz bırakmış insanlar. Onların sahip çıkılmasını istiyorum. Önceki kitaplarınızda beklenen ilgiyi aldınız mı peki? Onlar nasıldı? Evet, yani şöyle, benim tarzımda çalıştığım kitaplar genelde akademik çalışmalara da kaynak olduğu için üniversitelerden çok destek aldık. Mesela ODTÜ gibi bir üniversite mesela beni ve kitaplarımı örnek gösterdi. Ben de bundan bir ordulu olarak gurur duydum. ODTÜ'de sosyoloji bölümü başkanı Besim Can Zırh Hoca paylaşımlarında her vilayete Hüseyin Naim Güney gibi bir araştırmacı lazım. Bunlar bize kaynak oluyor diye çok beni onur eden paylaşımlarda bulundu. Yeditepe Üniversitesi olsun, Ordu Üniversitesi olsun. Bilhassa Giresun Üniversitesi'nden yakamızı kurtaramıyoruz. Evet. Onlar da bizi... İşte Özgür Hoca var, bir sürü hocamız orduya şimdi merak saldılar son yıllarda. Ordunun mimarisine, ordunun sinemasına, ordunun yaşamına hep tezlerinde çalışıyor. Onlar için ilk başvuracak kaynak olarak ben bulundum. Hatta bir teşekkür de gelmişti size. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'tan da bir teşekkür mektubu gelmişti yine bir kitabınızda. Evet. Onların tarihini ışık tutmanızdan dolayı. Evet. Kısaca ondan da bahsedelim, ardından reklama Denizle gidelim. Denizle iç içe yıllar, ordu yıllarını anlattık. O kitapta da denizle iç içe geçmiş olan ordu tarihini anlatıyoruz. İşte eski mavnaları anlatıyoruz, eski vapurlu yolculukları anlatıyoruz. ve o dönem orduya gelen içme suyu borularını genç iş adamı o dönemi Vehbi Koç orduya pik demir boruları açığa kadar getirip mavnalarla o zamanki vali Bekir Baran'a teslim edişinin belgelerini, fotoğraflarını bulmuştum. Kitaba onun hikayesini koyduk. Onu da tabii belediye dergilerinden, faaliyet dergilerinden çıkardığımız bilgilerle teyit ettik. Yani kafadan uydurma bir hikaye yazmadık. O belgeleriyle birlikte fotoğrafları koyunca Ali Koç'a da ulaştı bu kitabımız bir vasıtayla. Ali Koç da bundan çok mutlu oldu. Ve o kitaptan inanın 4 tane üniversite hocası akademik tez yaptılar. Bir tane yazarımız var, Utku Bey. Ulusal bir yazar, Utku Başyazıcı. Ondan roman yaptı esinlenerek. O kitabın içindeki hikayelerden. Sizin amacına, için ne kadar büyük onur ve gurur vesilesi. Teşekkürleri var bende hepsinin ayrı ayrı. Ve kaynak olarak kitaplarını paylaştıklarını söylüyorlar. Evet. Bu da bizim amacımıza hizmet ettiğimizi gösteriyor. Ordu tarihine katkıda bulunmaktan mutlu oluyoruz. Araştırmacı yazar Hüseyin Naim Güney bizlerle birlikte bir önceki bölümde Ordu'dan Potreler kitabını konuşmuştuk. Şimdi ise erken Cumhuriyet yıllarında Ordu vilayeti 1923'ten 1950 yılına varana kadar bir kısmı kapsıyor. Tabii içerisinde kültür sanat faaliyetleri, sağlık alanındaki çalışmalar, bankacılık faaliyetleri, afetler her biri yer alıyor ama sizden şöyle bir detaylı dinleyelim. Neler anlatıyor kitap bize? Evet, şimdi bu kitapta bir ordu erken Cumhuriyet yıllarının bir küçük ansiklopedisi gibi. Ansiklopedi lafı biraz tabii şey kaçıyor, iddialı bir kitap. Evet. Biz tabii bu kitabın içeriğinde gördüğünüz gibi bir sadece bir konuyu değil, bütün konuları bu kitap çatısı altında toplamaya gayret ettik. Muhakkak ki atladığımız konular olabilir ama 1923'te Cumhuriyet'in ilk ilan edildiği yılda orduda nelerin olduğu ve 1950'ye kadar nasıl gelişmeler olduğunu, nasıl değişimler olduğunu, olaylarıyla, insanlarıyla, yaşam tarzıyla, faaliyetleriyle bir kitap altında derledik. Bu da diğer, demin sorduğunuz gibi diğer vilayetlerde de bunu örnek almaya başladılar.
Şimdi erken Cumhuriyet yılları dediğinizde Osmanlı'nın geç dönem son yılları biliyorsunuz Birinci Dünya Harbi. İşte o son kara günler, mütareke yılları, işgal yılları ve daha sonra istiklal mücadelesiyle bu vatana bağımsız ay yıldızlı bayrağı ve vatanın özgür bir sınırlar içinde, misak-ı milli sınırlar içinde bize teslim eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu 1923'teki 29 Ekim gecesi ilan ettikleri Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Ordu'da neler olmaya başlıyor? Bunlar işte hangi değişimler kaydedildi? Tabii o değişimleri yazmak, bu kentin yaşayan bir ferdi olarak, ben tarihçi değilim, akademisyen değilim, sadece araştırıyorum, yazıyorum, toparlıyorum, destekle sizler gibi kanallarda bunları anlatarak genç nesle bunları bırakacağız. O dönemde Ordu'da yaşanan o sürecin bölüm bölüm kategorik olarak hikayeleri var bu kitabın içinde. Evet. Bu kitapta şöyle başlıklar halinde müsaade ederseniz okuyayım. Tabii ki, buyurun. Bizim Ordu'da biliyorsunuz afetler yaşanıyor. Ben bunu özel olarak bir kitap yaptım Büyükşehir Belediyesi ama biz burada 1923 ile 1950 yılları arasında yaşanmış olan önemli afetler var. Bunların başında 1939 Erzincan'daki depremden etkilenen Ordu'da 400 küsür kişinin vefat ettiği bir afet var biliyorsunuz. Bu afeti kayıt altına aldık. 1933 yılının Kasım ayında Ordu'da ve Karadeniz'de çıkan büyük bir fırtınada batan gemiler, manalar, kayıtlar Ordu Sırrıpaşa Caddesi'ne kadar dalgaların vurduğu, o zaman yeni yapılan Düzmahalle'deki parkın bile yıkıldığı hikayeyi de koyduk afet tarihine. Daha sonra 39'dan sonra yine o yıllar içinde 1923'te 50 yıllar içindeki yaşanmış olan Ordu'da malum selleri koyduk. O sel afetleri işte geçen sene de yaşamıştık. Evet, o zaman Bülbül Deresi, Hamam Deresi'nin taşkınları, Kiraz Limanı'ndaki derede vefat eden, suda boğulan insanlar. Ya bunlar doğal afetler bölümünde madde madde var. 1928'de mesela hangi birimiz biliyoruz Ordu'da çok büyük bir sel afeti yaşanmış. 1931'de Fatsa'da Bolaman ve Elekçi Havzası'nda büyük bir sel afeti yaşanmış. Evet. Efendim 1934'te çok büyük bir kuraklık var. O kuraklığın sonucunda İHŞ ve gıda sıkıntısı yaşanmış. Efendim böyle afetleri yazdık. Daha sonra diğer bölümde de Ordu'nun bankacılık faaliyetleri kayıt altına aldık. 1923 öncesi Ordu'da Ziraat Bankası var. İşte Osmanlı Bankası var. Evet. Ve daha sonraki yıllarda da İş Bankası kuruluyor. 3 banka var 1950'ye kadar. 50'den sonra diğer bankalar açılmaya başlanıyor. Daha sonra ulusal basında ve mahalli basında Ordu'nun durumunu mercek altına aldık bu bölümde de. Ordu'da Cumhuriyet'in kurulmadan önce İsmail Hakkı Garipoğlu ve arkadaşları tarafından çıkarılan Güneş Gazetesi hikayesi var. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Ordu'da çıkan ilk Muvaffakiyet-i Milliye Gazetesi, Hadimi Cumhuriyet Gazetesi ve Bilal Köyde'nin demin bahsettiğimiz Güzel Ordu Gazetesi ve Tekamül Gazetesi var ödüllü. Onun da 1928 soyadı kanundan sonra adı Gürses'e dönüyor. Evet. Ve 1972'ye kadar Gürses Gazetesi çok önemli bir tarihi süreçte Ordu'ya şahitlik eden muazzam bir arşivi var. Bunun yanında 1940'lı yıllarda tek parti döneminde o vilayetin çıkarttırdığı resmi bir gazete gibi çıkarılan Ordu Gazetesi var. Yine 1949'la 50 yıllarında basılan Akobuz dergisi var. Bu hikayeleri de bu mahalli basın sürecine kayıt altına aldık. Bu da çok önemli. Yine hiçbirimizin dikkate almadığı, burada olması gerektiğine inandığım Ordu'da iz bırakan bayramlar var. 50 öncesi Cumhuriyet'in 10. yılında
Güzel Ordu Teyyaresi'nin geldiğini işlemiştik biz daha önceki programlarımızda, siz evet. şeyle Gökhan Gül'le yaptığımız programda. 1928 yılında Ordulular'ın yardımıyla toplanmış paralarla diğer vilayetlerde olduğu gibi hava kuvvetlerini güçlendirmek için teyyare alınıyor. Eski deyimle teyyare, Güzel Ordu Teyyaresi. Bunun evet. hikayesi var burada. O dönem nasıl bir uçak geliyor, Ömer Ağa Düzlüğü'nde dönüyor ve denize iniyor, deniz uçağı. Evet. Aynı zamanda savaş uçağı. Onun törenini, ordudaki etkilerini yazdık. Peki o günden bugüne baktığınızda, şimdi işte İHA'lardan, SİHA'lardan bahsediyoruz, Gökvatan'la buluşan uçaklardan bahsediyoruz. Sizin de gözleriniz doluyor mu, gururlanıyor musunuz? İşte halkın parasıyla alınan uçaklardan şimdi geldiğimiz nokta. Ne demek? Geldiğimiz seviye zaten bu hikayenin nasıl başladığının işareti. İnanın bir kitabımda yine yazdım. 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta Rumlar Türk cemaatini katlettikleri zaman, işte o zamanın hükümeti askeri çıkarma yapmak için Kıbrıs'a yanaştığında, Kıbrıs'a çıkarma yapacak askeri gemilerin olmadığını, sivil feribotlarla çıkarmayı düşündükleri bir dönemden, bugün kendi milli savaş uçaklarını, evet. SİHA'larını, İHA'larını yapan bir sürece geldik. Buna çok gurur duyuyorum. Bir Türk vatandaşı olarak destekliyorum. Onların da bu şekilde daha da ileri gitmesine, inşallah kendi uçağımızı da yakın zamanda göklerde göreceğimize i̇nşallah. İnanıyorum. Yine Cumhuriyet'in en önemli iz bırakan bayramları da 10. yıl bayramıdır. O Türkiye'de çapında her yerde kutlandı. Çok özel bir bayram. Onu da bir program yapmıştık. Hatta 10. yıl marşının da çıktığı evet, evet, bayram. Evet, o bayram çok önemli. Ordu'daki izlerini, orduda nasıl kutlandığını bu kitapta aldık. Yine 1933 yılında ani olarak vefat eden ordunun ilk mebuslarından Recai Bey'in hazin cenaze merasimini, çok önemli izleri var, görsel belgeleri var. O dönem için çok önemli bir hadise bu. Onu yazdık. Yine o dönemde Vali Bekir Baran var 37'de. Orada da köy bayramlarını, kutlamaları başlatan bir vali. O törenleri var. Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın 1938'deki vefatında sonra genelge gereği bütün ülkede, illerde, kazalarda büyük bir cenaze merasimi yapıldı. O cenaze merasimi 10 Kasım'da yapılmadı. 10 Kasım'da ölmüştü. 21 Kasım'da. Yani. Onun devlet arşivlerindeki ordudaki görsellerine ve törenine ulaştıydım. Şimdi Millet Düzü adı verilen noktada değil evet, mi yapılmıştı? Evet, orası o zaman tören alanıydı. Orada yapılan törenleri de sizinden herhalde... Bir haber yapmıştık evet. evet. Çok da güzel bir haber olmuş. Evet, 10 onun, Kasım'da evet, yapmıştık 10 Kasım'ın o törenleri ordu için bir şeref belgesi. Evet. Onları biz işte kitabımıza koyduk. Yine 1947'de ilk defa 19 Eylül Meydanı'na, Şadırvan'ın oraya Atatürk büstü yapıldı. Onun töreniyle o bilgilere, kaynak bilgileri bu koyduk. Yine fındık ticareti. Fındığa evet. geçmeden bu kadar bahsetmişken tabii Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad edelim. Yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Evet. Bir resmi evet. bayramımızı daha kutlayacağız inşallah. Onun bizlere armağan ettiği, gençlere, çocuklara armağan ettiği, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bayramlardan bir tanesi. Kendisinin ruhu şad olsun inşallah. Bizler de bize bıraktığı bu emanete, cumhuriyete hakkıyla sahip çıkmaya çalışacağız diyelim. Evet. Şimdi devam edelim fındıktan. Evet, ben de sizin gibi 23 Nisan bayramını, çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. İnşallah. Bizim tabii orduda vazgeçilmez ticaret metamız olan, ürünümüz olan, mahsulümüz olan fındığın üzerine yapılan ticaretin 1923'te 50 arasındaki sürecini koymamazlık edemezdik. Evet. Bunun işte ülke çapında yapılan Milli Fındık Şuraları, şirketler, fisko birlik süreci, fındık ticareti, işte o dönemdeki yapılan borsa faaliyetleri, fındık piyasasına ve fındığa yapılan müdahaleleri, müstahsillerden haberleri, işte özetleyerek ileride evet. yapacağımız kitabımızda bunun detayları var. Daha sonra yine o ülkedeki ve ordudaki
Cumhuriyet'le birlikte kurulan iktisadi gelişmelerin zaman içinde o dönem yayınlanan salnamelerde Ordu vilayetindeki iktisadi faaliyetleri buraya aldık. Force majeur ilan ediliyor o dönem, bir ekonomik terim bu. Evet. O fındıkla ilgili ticaret, iktisadi bir ticari rehber yayınlamışlar 1927 yılında. Bu Ordu iktisat tarihi için çok önemli bir kaynak. Onun bir şeyini koyduk, özetini. İşte Ordu'da 1936'da kurulmuş olan Ticaret ve Zahire Borsası, şu anki Ordu Borsası'nın hikayesi var. Ticaret deyince biliyorsunuz en büyük sıkıntının yaşandığı İkinci Dünya yıllarında yaşanan sıkıntıları yazdık. İşte o dönem büyüklerimiz anlatır, mısır, ekmeklik mısır bulamadıkları, yokluk çektikleri, evet, sıkıntı çektikleri savaş yıllarındaki ordunun durumunu burada tarafsız ve bir gözlemle buraya koyduk. Yine neşeleneceğimiz bir konu kültür ve sanat faaliyetleri, sahne hareketleri, evet, orduda her daim yerini almıştır. Bu 1920'lerde gençlerin kurduğu bir birlik var, Gençler Yükselme Birliği. Ondan sonra 1924 yılında Ordu'da Halis Öge ve Çocuklar İhsan Bey tarafından Ordu'nun Düz Mahallesi'nde açılan ilk sinema faaliyetinin hikayesini burada kayıt altına aldık. Daha sonra Atatürk'ün 19 Eylül'de Ordu'yu ziyaretinden sonraki isteği üzerine kurulan Türk Ocağı şubesinin hikayesi var 1925'te. 1926'da Ordu'ya Muallimler Birliği açılıyor. Öğretmenler birlik yapıyorlar, beraberlik. Ve şehrin kurulan ilk şehir belediye bandosunun hikayesi var. Gazi Halk Kütüphanesi 1926'da açılıyor. Yani bu Ordu Ansiklopedisi, evet, gibi her türlü kültürel faaliyetin sahne hayatı var. Halk evi kuruluyor 32'de biliyorsunuz. 49-50'ye kadar halk evi Ordu tiyatro ve sahne faaliyetlerine damgasını vuruyor. 1940'da 42'de İhsan Bey sineması kapatılınca Orduların sinema arzusunu dönemin valisi Sadri Akav ayırdığı 10 bin lira tahsisatla Ordu'ya aldıkları bir sinema makinesiyle halk evinde, halk eğitim merkezi şu anki öğretmen evinin orada bir sinema faaliyetine geçiyorlar. O sinema faaliyetini anlatıyoruz. Yani o zaman savaş yıllarından sonra, karanlık günlerden sonra gençlerimizin güzel sanatlar kulübü kurarak çeşitli müzik, folklor gibi böyle her türlü faaliyetlerini burada kayıt altına, evet, aldık. Yani 50'ye kadar olan faaliyetleri anlattık. Hüseyin Naim Bey, vaktimiz de yavaş yavaş daralıyor. İsterseniz başlıkları biraz daha toparlayarak, evet, devam edelim. Anladım. Bir iki sorum daha olacak size. Anladım. Ben şöyle kısa geçeyim. Yine bu erken Cumhuriyet yıllarında Ordu kitabımız, şöyle gösterebilirim müsaadenizle. Evet, tabii ki. Ordu'daki eğitim faaliyetlerini başlık olarak almıştık. Oradaki açılan millet mektepleri, kız muallim mektebi, anaokulları, erkek sanat orta mektebi ve Ordu'ya açılan ilk hususi lisenin faaliyetleri var. Ordu'da biliyorsunuz savaş yıllarından dolayı bu önemli yıl, kitabın içinde eski salgın hastalıkları, veremli yılları, sıtmalı yılları, frengili yılları, röntgen alet makinesinin olmadığı, başka vilayetlere sevk edildiği zor yılları, evet, kitabı aldık. Tabii o dönem sıtma hastalığının getirdiği zararları anlattık. Biz tabii bunları bu kitabın içine sığdırmaya çalıştık. Kısa kısa geçtik. Yoksa bunun gibi 2-3 cilt çıkacak vaziyetteydi. Hatta her bir başlık tek bir kitap olacak tabii, tabii, nitelikte. Çoğu tez yapıyor zaten, evet, bu başlıkları. Biz işte mesela siyasi faaliyetler var. Mesela 1946'da Türkiye çok partili demokrasiye geçiyor. Onun ordudaki yansımalarını yazdık. Yokluk yıllarında mecliste tartışılan siyasi tartışmaları yazdık. 1950'de Demokrat Parti'nin seçimi kazandığı 50 yılını yazdık. Spor faaliyetlerine gelince 1924'te idman yurdu. Sonra gençler yurdu 29'da. Spor yıldızı 31'de kuruluyor. Onları kayda altına aldık. İkinci Dünya Savaşı'nda gençler askere alındığı için spor kulüpleri kendiliğinden kapanıyor. Ordu'da bedeni mükellefiyet altında 18 yaşındaki ordulu gençler, çoğu rahmetli oldu, bugün hayatta yok. Onların kurduğu faaliyetleri, gençlik kulübünü
hikayesini yazdık. Sonra 50 öncesi 2. Dünya Savaşı bittikten sonra kurulan Ocak Kulübü ve İdman Yurdu Kulübü'nün faaliyetlerini yazdık. Yine Ordu'da uygulanan ülkedeki gibi eski vergiler var. Varlık vergisi, mektep vergisi, toprak mahsulleri vergisi, yol vergisi gibi. Onu da bu kitabın içinde Ordu özelinde, yerelindeki yansımalarını kitaba kayıt altına aldık. Yine sonsuz bir şekilde sayısız derecede Ordu'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan sonra yapılan yol, köprü, bayındırlık, evet, nafa hizmetleri bu kitapta en geniş başlıklardan bir tanesi anladığımız kadarıyla, evet, bu da tabii ki. Tabii ki 23'ten 50 arası uzun bir süreç. Hı-hı. O zamanki yol hikayeleri, o zamanki köprü hikayeleri, o zaman yapılması istenen işte ilk elektriğin nasıl geldiği, suyun nasıl geldiği, evet, köprülerin nasıl zor şartlarda yapıldığı, onları da bu kitapta 50'ye kadar olan hikayelerini kayıt altına aldık. Evet. Yine Ordu'ya yapılan önemli ziyaretler var. Atatürk'ün başta 1924'te Ordu 1950'de gelmesinin hikayesi. Ondan sonra yine eski Cumhurbaşkanlarından Başbakan İsmet İnönü'nün 1935'te Ordu'ya gelmesi var. İşte o dönemin şanlı büyük Genelkurmay Başkanlarından Mareşal Fevzi Çakmağan Ordu ziyareti var. Evet. Bunu ilk defa bu kitapta fotoğrafları var, belgeleri var, koyduk. İşte o dönemin başbakan, bakanlar ziyaretlerinden siyasi isimleri. Evet, Ordu, evet, ziyaretleri ve getirdikleri neticeler. Bu kitabımızda kaynak kitap olarak yerini aldı. Bir Ordu ansiklopedisi gibi 50'ye kadar olan Ordu'daki tüm ne ararsanız geniş hepsi bir şekilde, var, detaylı bir şekilde 508 sayfa bir kitabın içine sığdırmaya çalıştık. Şöyle imza gününü tekrar hatırlatalım isterseniz. Ne, evet, zaman, saat kaçta olacak ve nerede olacak? Kitap evimiz ismini veremiyoruz. Cuma günü saat 2'de Yalı Camii Eski Cihan Lokatası karşısındaki eski tarihi binanın 2. katında kitap evimizde imza günü yapacağız. Tabii vakti olanlar, müsait olanlar bekleriz. Bunlar tabii kitap evi getiriyor bu kitabı. Benim bu işle bir bağlantım yok. Ben sadece hizmet olarak bunu ürettim. Evet. Onlar artık bu işin organizasyonunu yapıyorlar. Beklerim inşallah, i̇nşallah hepinizi. Şimdi sizin gibi tarihi çok seven, Ordu'nun tarihini seven, üretken bir ismin, ben inanıyorum ki geride yine hazırlık içerisinde olduğu kitapları vardır. Kısaca onlardan da bahsedelim. Şu anda hangileri yolda? Vaktimiz kısıtlı. Ben tabii onları da ileride daha çok geniş bir program yaparsak onu İnşallah da bahsedelim. Şu anda dedim, geçen geldiğimiz programda da bahsetmiştim. Çok eksik var. Yani bu kategori olarak aldığımızda işte fındık ticareti ve sanayisi, Ordu'nun sağlık ve hastane ve hastalıkların yazılması hikayesi, Ordu'nun anılar var. İşte çoğu büyüklerimizin yazdığı gazete arşivlerinde kalmış. İşte Osman Hilmi Memecan bir doktorken günlerce yürüyerek gittip hasta baktığı köylerdeki izlenimlerini yazmış. Çok değerli bilgiler, o anekdotlar var, hatıralar var. Onları işte bir araya toparladığımız yol Ordu'dan Anılar diye, Anılarda Ordu diye bir kitap hazırladım. Yine Ordu'da Halk Evi döneminde tiyatronun temel taşı olan tiyatroya damgasını vurmuş, şimdiye kadar hayat hikayesi yazılmamış, aynı zamanda çok ünlü bir hatip, aynı zamanda çok iyi bir edip, yazar, şair Namık Senih Maydan'ın hayat hikayesini her yönüyle, şiirleriyle, yazılarıyla, tiyatroda yaptığı faaliyetleriyle bir kitaba görselleriyle topladık. Bu da o Ordu'nun tiyatro, sanat ve tarihine. O da hazır gibi. Artık yine çalışıyoruz. İşte kaynaklar, kitaplar önümüzde aktıkça, sağlığımızı el verdikçe, evet, inşallah, inşallah devam edeceğiz ara vermeden üretmeye. Kolaylıklar diliyoruz ve yayınımıza katıldığınız, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere başarılı yayınlar diliyorum. Her zaman yanınızda destek olarak bu tür çalışmaları anlatmaya geleceğim. İnşallah. Umarım yeni kitaplarla birlikte burada yine sizleri ağırlarız ilerleyen, olur, dönemlerde. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, haftanın ilk gününün ilk programının sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Yarın tabii 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen çocuklarınızın şiirleri okuduğu, gösteriler gerçekleştirdiği videoları WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaştırın. Bizler de yarın Ekran Gazetesi'nde ekranlarımızda izleyicilerimizle buluşturalım diyelim ve iyi günler dileyelim. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.